Tabii ben de üzgünüm maçın önüne geçtiği için açıkçası. Ligin ilk maçı, başka şeyler konuşmak isterdik biz de. Evet, haklısınız. Futbol hayatımızda, antrenörlük hayatımızda birçok şey gördük ama demek ki her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkıyor. Şimdi biz futbolcular, biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz. Soyunma odasında, hatta maç oynanırken birbirimizle münakaşa ederiz. Hatta neredeyse yumruklaşmaya varan bir durum olur ama sabah her şey biter veyahut yarım saat sonra her şey biter, öpüşürüz. Bu öyle bir hadise değil tabii. Maalesef zaman zaman bunlarla da karşılaşıyoruz. Yani 11'e 10 oynuyorsunuz, 3 gün sonra bir seyahat yapıp tekrar deplasmana gidip gruba kalmanın ilk maçını zor şartlarında oynayacaksınız. Yorgunluğunuza mı yanarsınız? Belki de çok açık farklı galip gelip lider dönecektik. Ona mı yanarsınız? İki tane iyi oyuncumuzun sahanın içerisinde kavgasına mı yanarsınız? Veyahut bir sürü buna benzer şey. Astım, kestim, attım demek çok kolay. İşin en kolay yanı bu. Mesele yönetebilmek. İdare etmemek ama. Yönetmek, yönetebilmek. Başkanımız, yönetimimiz ve biz teknik heyeti olarak gereken neyse yapacağımızdan herkes emin. Çünkü daha evvelde biz bu hadiseleri yaşadık. Futbolda bunlar maalesef oluyor. Olmaya da devam edecek. Tabii bir yandan kayıplar, bir yandan işte fiziki yorgunlukta bindiği zaman bazen böyle adrenalin çok fazla yüklenip biraz ters işler oluyor. Ama merak ettiğimi soracağım. Yani onu oraya iten sebebi anlamış değilim açıkçası. Yani ne yaptı ki bu kadar iddetlendi? Şimdi genç Kerem, tabii Kerem bizim kıymetlimiz, hepimizin kıymetlisi. Marko bizim kıymetli bir oyuncumuz. Öyle bir oyuncu da değil, öyle bir karakteri de yok. Yani gereken neyse, belki biraz klasik bir tabir olacak ama yapılması gereken neyse yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu aynı zamanda her oyuncuyu da ilgilendiren bir konu. Oturacağız, konuşacağız. Bir nefes alacağız. Bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Bu dediğim gibi onu astım, bunu kestim, bunu attım değil ama Kerem'in de hakkını, hukukunu, onun gençliğini de koruyarak, Marko'ya da söz hakkı vererek ama herkesten önce özür dileyerek başlanacak bir olay olduğunu da söylemek isterim. Başta Kerem olmak üzere, Kerem'in ailesi olmak üzere, Galatasaray ailesi olmak üzere, arkadaşları, biz olmasaydı hoştu ama çünkü anlamadığım nokta, hani son maç olur, şampiyonluk gider, işte bir şey bulursunuz. Ama daha birinci maç, gol üstüne gol kaçırıyoruz. 3 gün sonra maçımız var. 11 kişiyiz, 10 daha az yorulacağız. Zaten oyuncu değiştirmeye başladık. Şanssızlığımız, değiştir dedim. Değiştirirken o pozisyon pas geçti. Kalınca
Ona kızdım ben. Değiştirdi diye rica ediyorum. O ocağı varmış. İsmi kuruluş ocağı var. Kayatemel Deliş Portası. Hocam Alex ve... Neresi? Kayatemel Deliş Portası gazetesi. Okan ve Alex'in ilk maçları. Okan'ın Galatasaray'a karşı ilk maçı. Alex'in de Galatasaray'da oynadığı ilk maç. Bu futbolcuların performansını nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl buldunuz? Okan'ı verme sebebimiz açıkçası oynasın, daha fazla maç oynasın diye. Yoksa geçen sene en az gol yiyen kaleci. Galatasaray geçen sene en az gol yiyen takım olarak kapattıysa özellikle Muslera'nın olmadığı dönemde Okan'ın başarılı kaleciliğiyle de ilgiliydi. O yüzden bize zaten iyi oynasın ki bize dönsün diye verdik. Tecrübe edinsin. Az maç oynayacağı için biz de burada daha fazla oynayacak. Onun için Okan adına çok sevindim. Bugünkü performansına da tebrik ediyorum performansını. Hep böyle olsun inşallah. Alex iyi bir oyuncu zaten her haliyle. İkinci penaltıyı onun atmasını istedim ben. Çünkü esasında iyi penaltı atıyor ama Cagney'in golü attığı için ona, golcülere bazen bu toleransı tanıyoruz. Ama bu sefer ısrar etmedim onda. Patrick, ben atabilirim mi? Hayır dedik. Daha önce atsın diye şeye söylemiştim Alex'e. Daha iyi oynayacak. İlk defa bir arada oynayan bir takım içerisinde Alex. Ama bizim özellikle orta saha hücum bağlantısında bizim için çok önemli bir oyuncu. Daha çok iyi işler yapacak inşallah. Tüm Fert Odayı'ndan sonra Kerem'e inanılmaz bir destek verdiniz, sarıldınız, onunlaydınız. Bu konuda Kerem'e desteğiniz, onun haklı olduğunu mu gösteriyor, bunu sorayım. Bir de Marko Hoca'yla mutlaka soyunma odasında görüştünüz, konuştunuz hocam. Hiçbir özür dilemedim, yani yaptığın doğru oldu. Marko soyunma odasında yoktu. Şimdi bunların hepsi benim evladım gibidir. Bundan emin olabilirsiniz. Kızarım da, severim de, yükseliriz de. Ama orada mağdur Kerem. Öyle mi? Dolayısıyla bir genç çocuğa, bir genç adama Ali'ni destek vereceğim tabii. Nasıl destek vermişim? Yani bunun için bir şeyi saklamaya da gerek yok ayrıca. Yani bizde genç diye kimse ezilmez. Öyle bir hiç yaklaşımımız olmadı. O da onlar gibi bir birey. O da onlar gibi hakları olan bir futbolcu. Marko böyle bir insan değil esasında. Hiç alakası yok. Yani hepimize sürpriz. Hepiniz Marko'yu tanıyorsunuz. Gayet sakin, oyunda belki sert, tatlı sert oynuyor ama huy olarak klasik bir Brezilyalı, devamlı gülen, efendim espri yapan, neşeli, bağıran, müzik, böyle bir adam ama işte bazen insanın tabii olağanüstü halleri var. Onu da öyle düşünerek yaptığı bir şeyi hafifletmiyorum. Kerem'e bakış açımı anlatırken onu da adaletsiz olarak bir kenara atmak istemiyorum. İkisi de benim oyuncum. Yani yaşı büyük olması, yaşı küçük olana herhangi bir istenmeyen bir şey yapması manasına gelmediğini ifade etmeye çalışıyorum. Sonuç itibariyle şu anda verilmemesi gereken tek karar odur. Gereğini yapacağımızdan kimse şüphe duymasın. Hangi karar çıkarsa çıksın gereği odur bizim adımıza demek. Ama burada biraz daha ileri gidiyorum, çok sahip çıktınız diye diyorsunuz Kerem'e. İlk özür dilenmesi gereken de Kerem'dir.